Analiz Sentez'e karşınızdayız. 24'e hoş geldiniz. Yine birçok önemli konuyu ele alacağız. Başta koronavirüsle mücadele olmak üzere. Başlayalım hemen, önce özetlere bakalım. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 55 vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetti. 1114 yeni vaka var. Ancak vaka sayısındaki azalış dikkat çekiyor. 3089 hasta da iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu noktada tedbirlere uyulması halinde günlük vaka sayısının kısa süre içerisinde 1000'in altına düşebileceğini söylüyor. Ancak bir de uyarısı var. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım diyor Bakan Koca. Hepimiz merak ediyorduk, önümüzdeki hafta sonu nasıl uygulanacak? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı, olmayacak mı? 19 Mayıs'ta birleşecek mi diye. Evet, birleşti. 4 günlük bir kısıtlama bizleri bekliyor. 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Bu arada 9 ile daha giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla. Türkiye'de bir yandan tabii normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda da berberler, kuaförler, güzellik salonları ve AVM'ler dün itibariyle yeniden faaliyetlere başladı. Ancak bazı alışveriş merkezlerinde ortaya çıkan tablo yoğunluk dikkate değerdi ve birçok kişinin de birçok uzmanın da eleştirileri oldu o görüntülerle ilgili. Dünyada koronavirüsle mücadele ne durumda derseniz, vaka sayısı 4 milyon 200 bini aşmış durumda. Can kaybı da 285 binin üzerinde, 1,5 milyondan fazla insan iyileşti. Amerika Birleşik Devletleri hala salgının merkezi, ancak günlük ölüm sayıları da 750'lere kadar gerilemiş durumda. 3000'leri 4000'leri gördüğümüz günler olmuştu. Türkiye Varlık Fonu'ndan 3 kamu bankasının sermayelerini güçlendirmek için hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın çekirdek sermayelerinin 21 milyar lira artırılması için çalışma başlatıldı. Hem koronavirüsün etkilerini, ki bu süreçte kamu bankaları çok önemli adımlar attılar, taşın altına ellerini koydular. Hem koronavirüsün onlara vereceği tahribatı, etkiyi azaltmak, hem de piyasalardaki bu küresel dalgalanmalara karşı bir tedbir anlamıyla bu adım geliyor. İşsizlik rakamları belli oldu. Şubat ayı rakamları baktığımız zaman bir azalma söz konusu. %13,6 seviyelerinde gerçekleşti. İstihdam oranı da %43,1 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Özetler böyleydi. Bir de piyasalara bakalım hızlıca. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi 97.792 puanda. Dolar ve Avro'da düşüş devam ediyor. Dolar 7.0588, Avro'da 7.6359. Altında ise yükseliş var. Gram altın 386 lirada, çeyrek altın 631, Cumhuriyet altını 2142 lira. Brent petrol 29 dolar 81 sent. Son olarak faizler, tahvil 9.11, repo 14.37. Evet, özetler ve rakamlara baktıktan sonra artık ayrıntıları konuşmaya başlayabiliriz. Cüneyt Paksoy, stratejist Cüneyt Paksoy bizleri bekliyor. Hemen günaydın diyelim kendisine. Hoş geldiniz Paksoy. Günaydın Kahraman, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi iyi gidiyoruz galiba. Şimdi ben dün özellikle bu vaka sayısı, tabii hala hayatını kaybeden vatandaşlarımız yüksek. 55 kişiyi daha kaybettik ama bir yandan da gözümüz tabii vaka sayısındaki o azalışta. Uyarılar da var. Dün AVM'ler, kuaförler, berberler yeniden hizmet vermeye başladı ama o AVM'lerin, özellikle bazı AVM'lerin kapılarında oluşan tablo bizi de korkuttu. Bakan Fahrettin Koca da buna dikkat çekiyor. Tedbirsizliğin bedeli ağır olur diyor. Siz nasıl görüyorsunuz genel tabloyu? Yani tabii ekonomik sonuçlarını daha aza indirmek, hasar tespitini ortaya koyarken hasarı azaltmak için devlet kademeli bir açılışa geçti. Bu işin doğasında var, çünkü ortada sağlık noktasında bir başarı var. Yani biz benzerleriyle kıyasladığımızda diğer ülkelerin ivme hızları ve ilk vakayla belirli bir sürede 21, 34, 55, 89 günlük süreçlerle belli bir modelle baktığımızda Türkiye'nin geldiği nokta gerçekten oldukça iyi.
Ama bunu korumak zorundayız. Yani bu süreç, çünkü sıfır vakaya düşene kadar, bu bir günde olmayacak tabii, belli bir zaman daha gerekecek ama hem hayatımızın kademeli açışı, hem bu normalleşme çabalarının sahada vereceği sonuç. Çünkü onun asıl şimdi başlıyor iş. Bu ana kadarki başarımızın devamı gölgelenmemesi için bundan sonraki sürecin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Siz kademeli açılışa başladığınız andan itibaren vaka sayılarının seyri çok önemli olacak. Hem iyileşen sayısı hem vaka sayısı. Şimdi iyileşen sayımız tabii biraz sağlık sistemimizin başarısı. Onu bir noktaya koyalım ama vaka sayısının artmaması, hatta binlerin altında, Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, iminip belli bir zaman içerisinde artık sıfır vaka noktasına ilerleyebilmemiz için şimdi asıl mücadele gerekiyor. Zaten devletimiz işte belirli günler hayatı kapayarak, bu bir mecburiyet, bu bir gereklilik, hem de Sağlık Bakanlığımız gerekli adımları atarak elinden geleni yapıyor. Biz de kendimize düşeni yapmak durumundayız kahraman. Yani hem işin sağlık boyutu adına hem de ekonomik boyutu adına. Yani devlet neticede kamu otoritesi, bireyleri bir bir arayacak durumda değil. Yani siz gidin, siz bugün gidin, siz bugün gitmeyin gibi bir süreçle çalışmaz bu işler. Neticede vatandaşlarımızın kendi sorumluluğunu düşünmesi gerekiyor. Yani hakikaten o AVM veya o işletmelere gitmeleri gerekiyor mu? Gitmeleri gerekiyorsa, yani oradaki kurallara uyum, yani orada bir sıra gibi bir durum varsa biraz daha sonra gidebilir. Yani o AVM oradan bir yere gitmiyor. Aciliyet de yok. Yani neticede zaten siz temel ihtiyaç malzemelerinizi bir şekilde karşılıyorsunuz. Oradaki işletmelerin de daha fazla kapanmaması için, o AVM'lerin mecburen daha fazla kapatılmaması için. Çünkü devlet tek taraflı bu kararları almıyor. Herkesin menfaati adına alıyor. Neticede bu sürecin daha sağlıklı işleyebilmesi için her bir bireyin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Çok kolay yani. 3 madde, temel madde: sosyal mesafe, hijyen ve maske. Siz gittiğiniz bir ortamda sosyal mesafeyi koruyamayacağınızı düşünüyorsanız ortama girmeyeceksiniz. Her bir birey bu sorumluluğu yerine getirse zaten belli bir sosyal mesafe ve oluşacak ve yığılma oluşmayacak. Maskeniz de varsa, ve ben şu an çok üzülerek söylüyorum, tamam bir başarımız var, iyi gidiyoruz ama rehavete kapılmamak lazım Sayın Bakan'ın dediği gibi. Bunun bedeli ağır olur. Çünkü kademeli açığa geçen ülkelerde bazı haberler de geliyor. İşte tekrar vaka sayılarında bir miktar artış belirtisi gibi. İşte Almanya'da 0.65'e düşmüştü, 1.1'e yükseldi. Ki Almanya çok başarılı bir ülke. Biz de aynı Almanya paralel gidiyoruz. Vaka sayımız yüksek ama kayıp sayımız düşük. İyileşen sayımız oldukça yüksek. Her bir kaybettiğimiz vatandaşımıza Allah rahmet eylesin diyoruz bir kez daha. 20'nin üzerinde insanımızı iyileştiriyoruz. Bu tablonun devamı için hakikaten bizim şu maskeleri takmamız gerekiyor. Sokakta hala maske takmayan birçok vatandaşımızı görüyoruz. Sosyal mesafeyi korumadan bir arada yürüdüklerini görüyoruz. Yani bunu ben açıkçası pek kendi adıma da anlamıyorum. Yani bunun için uzman olmaya veya uyarmaya da gerek yok. Her birimizin bilinci ve sorumluluğu gerekiyor bu noktada. Bu başarıyı ilerletmek, bu pandemiden kurtulmak için ve ekonomik hasarı azaltmak için, hayatımıza daha çabuk dönebilmek için lütfen ve lütfen Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi sosyal mesafeye uyalım. Maskelerimizi muhakkak, çünkü bu iş buradan geçiyor daha fazla. Yani partiküllerle yayılıyor size doğru veya etraftaki konabileceği yerlere doğru. Bir şekilde bulaşım bu şekilde hızlanıyor. Maske bunu engelliyor. Onun için hijyen, bir şekilde de bir yere dokunduğunuz zaman hızla gidip ya elinizdeki kolonya veya dezenfektanı kullanmak ya da suyu kullanmak. Bu kadar net bu iş. Şu ana kadar iyi yaptık, iyi gidiyoruz. İstanbul'umuzu da tam olarak açmak için, çünkü en yoğun olduğu bölge ve diğer illerimizi, kalan illerimizi de tamamıyla açmak için lütfen ve lütfen tedbirlere devam.
Aynen, kahraman. Aynen öyle. Şimdi Cüneyt Baksoy, geçtiğimiz hafta biz sizle en son görüştük. Dolar kuru yine bu seviyelerdeydi. Yani tam hatırlamıyorum ama 7 liranın biraz üzerindeydi. Şimdi yine 7.05.80'lerde. Ama o geçen salıdan sonra öyle bir süreç yaşandı ki dolar tarihi bir zirveyi gördü. 7.27'leri gördü. Sonra oradan tekrar geri geldi. İşte manipülatif saldırılar kura yönelik Londra merkezi, sonrasında atılan BDDK'nın adımları, dün o işlem yasağı kaldırıldı ama soruşturma hala devam ediyor. En nihayetinde geldiğimiz nokta yine geçtiğimiz hafta bıraktığımız noktadayız. Dolar ve baktığımız zaman altında da bir düşüş trendi mi söz konusu? Nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi dolar TL tarafındaki işlemleri bir kere net olarak bir kez daha açıklamak lazım sevgili kahraman. Yani senin soruna cevaben. Bütün global piyasalarda dolar endeksinin yüksek seyrine bağlı olarak, bilinmezliğe bağlı olarak, oluşan hasara bağlı olarak ciddi bir dolarizasyon var. Yani dolar bütün para birimlerine, gelişen gelişmiş para birimlerine karşı değer kazanıyor. Özellikle de bazı gelişen ülke para birimleri ciddi değer kaybetti yılbaşını baz alıyorsak. Yani Brezilya reali örneğin çok ciddi değer kaybı içinde %45'lere ulaştı. Ve yeni tepeler görüyor, yeni zirveler görerek ilerliyor süreç. Güney Afrika randı farklı değil. Notunu da kaybettikten sonra Güney Afrika randında %30'ların üzerinde bir değer kaybı var yılbaşına nazaran. Rus rublesi petrol fiyatlarıyla beraber düşüşte dolara karşı. Meksika pezosu, Arjantin para birimi, diğer birçok para birimi bu durumda. Euro dolar paritesi, dolar yen paritesi, sterlin dolar paritesi hep dolar lehte ilerleyen işlemler gösteriyor. Doğal olarak böylesi bir süreçte TL'nin de dolara karşı değer kaybetmesi bekleniyordu, normaldi. Çünkü 6.5'u biz yaptırım dahil hiçbir sebeple geçmemiştik uzun bir süre. Daha sonra 6.5 üzerine virüs etkisi de geçtik. 7'lere geldik. Orada tabii bir defans vardı. Hazine Maliye Bakanlığımızın, BDDK'nın, Bankalar Birliği'nin eş zamanlı uyduğu bazı kurallar, bazı swap hamleleri, kendi içindeki likit hamleleri hep kurdaki yukarı yönlü hareketin momentumunu azaltma amaçlıydı. Şimdi her ülkede bunu yapıyor bu arada, yapmaya çalışıyor. Fakat burada spekülasyonla manipülasyonu net olarak ayırmak lazım. Biz 2018 Temmuz-Eylül bandı içinde manipülasyonun ne olduğunu gördük. Daha sonra Amerika'nın başkanı, ABD Birleşik Devletleri'nin başkanı da zaten bir şekilde konuşmasının arasında uzun bir süre sonra bunu da dile getirdi, bir itiraf gibi. Neticede o dönemde yaşanan o kur şokunun bize getirdiği maliyetleri biliyoruz. Enflasyonla mücadele etmemizin, işte faizlerle Merkez Bankası'nın nezdinde aşağı yönlü getirerek mücadele etmemizin, o yüksek faiz süreciyle mücadele etmemizin sebepleri bizden doğmayan kur manipülasyonuyla doğan. Belki ekonomimizdeki bazı dinamikler de bunda etkiliydi ama ne kadarı? Yani işte sorunun cevabı burada. Ekonomimiz normal bir süreçte ilerlerken bir anda size karşı bir saldırı. Şimdi bu dönemde virüs etkisi zaten dolarizasyon vermişken BDDK tavrını çok net koyuyor. Manipülasyonu tanımlıyor, spekülasyonu ayırıyor, normal piyasa işlemlerini ayırıyor. Kendi mekanizması içinde gerçekleşen işlemleri ayırıyor. Bu son derece yerinde ve sağlıklı bir karar. Bir regülasyon tanımlıyor ve diyor ki siz Türkiye varlıklarına özellikle de kur tarafındaki hareketlerde temel analiz veya herhangi bir reel beklentiyle hareket etmiyorsanız, işlemleriniz belli bir farklı bir amaca yönelikse, sadece kendi kar maksimizasyonunuza yönelikse veya Türkiye'ye bir baskı unsur olarak düşünüyorsanız ve bunu da haber akışıyla sosyal medya farklı alanda mecrada destekliyorsanız biz buna karşıyız diyor. Ama net olarak pazar günü BDDK başkanımız da belirttiği gibi onun dışındaki bütün işlemler, yani kendi doğası için normal olan işlemlere de biz yaklaşımımız pozitif diyor. Zaten Sayın Bakanımızın yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede çok net. Biz asla piyasalarımızı kapatmadık, kapatmayacağız. Yani her şey kendi sistemi içinde kapalı olmayan, bugüne kadar Türkiye'nin konvertibilite geçişten sonraki süreci içinde ilerleyecek. Şimdi sermaye akışları kendi içinde reel olarak devam edecek. Şimdi bu sözler verilmişken bir şeyleri ayırmak gerekiyordu. Ve BDDK'nın hamlesini bu yönde okumak lazım. 3 banka temerrüte düştü. Daha sonra temerrütlerini karşıladılar. TL olmaksızın çünkü
dolar tarafında pozisyona girmişlerdi. TL bulamadıkları için temerite düştüler. Aslında o pozisyonu açmadan önce o TL'yi düşünmeleri gerekirdi. Sonradan fakat kapattılar, yasakları kalktı. Fakat işlem devam ediyor. Varsa bir unsur zaten gereği yapılacaktır. Ama bundan sonraki süreç için BDDK çok net çizgiyi çekmiştir. Nedir manipülasyon, ne değildir? Bunu herkes bir şekilde anladı. Kurun, kurla ilgili tahminlerin belli bir analize ve haber akışına bağlı olarak ilerlemesi gerekir. Teknik temel ve haber akışı. Bunun dışında ekstrem söylemler, 8 olacak, 10 olacak vesaire olacak gibi söylemler biraz şüpheli söylemler olarak yer alıyor. Bir analizle bunu açıklamanız gerekiyor. Belli bir varsayım üzerinden teknik temel hikayelerle açıklamanız gerekiyor. Zaten kurun oraya gitmesi için de belli bir yol kat etmesi gerekiyor. O yolu söylemeden direkt hedefi söylemek, işte varsa bir sıkıntı orada, BDDK buna yıkılıyor sevgili kahraman. Evet, bu önemliydi. Kurda da bir gevşeme de oldu. Rayına oturdu gibi değil mi işler aslına bakarsanız şu anda? Tabii ki. Yani zaten Sayın Bakan'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşme öncesi ve sonrası bir anda biz 7'lerden 7.26'lara sıçradık. Yeni bir rekor seviye kat ettik. Ki diğer para birimleri rekor görmeye devam ederken biz belli bir dengede duruyorduk. Dengede de durmaya devam ediyoruz. Haber akışımız belli. Dolar endeksinin seyrine bakıyoruz. İçeride de Merkez Bankamızın yürüttüğü ve Hazine Maliye Bakanımızdan da teyit edilen swap görüşmeleri. Kimlerle olacak, nasıl olacak? Olmadan açıklayamam dedi Sayın Bakan. Merkez Bankası Başkanımız da aynı şekilde, olduğu andan itibaren zaten orada bir normalleşme bekliyoruz. O oluşana kadar gözümüz dolar endeksinde olacak ve haber akışında olacak. İşte normal seyrinde ilerleyecek sevgili kahraman. Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına yönelik bu 21 milyar liralık bir sermaye artırımı durumu söz konusu. Bu dönemde biz hep kamu bankalarının taşın altına ellerini koyduklarından bahsettik. Bu da herhalde hem büyüme stratejilerini sürdürmeleri açısından hem de virüsün etkilerine karşı, bu küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı önemli bir hamle diyebilir miyiz? Yani kesinlikle, çünkü bakın iki türlü yürüyor işler. Bir, finansal önlemler, bunu merkez bankaları yapıyor, ellerindeki para basma imkanları, ellerindeki diğer likidite imkanları, farklı hamlelerle piyasaları, özellikle finansal piyasaları, bankaların sistemini reel sektöre açık kalması için desteklemeye devam ediyor. İşte bunu FED yapıyor, Avrupa Merkez Bankası yapıyor, majör merkez bankaları, Japonya, Çin yapıyor. FED ve ECB yoğun para basarak yapıyor. Diğerleri daha kademeli şekilde yapıyor. Diğer merkez bankaları da farklı adımlarla yapmaya devam ediyor. Diğer yandan da hükümetler. Onlar da paket açıklayarak, önemli paketler açıklayarak bu sürece daha az hasarlı atlatılması için, reel sektörün güçlü kalması için, istihdamın azalmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte bu önlemleri de bu noktada görmek lazım. Ve o mali önlemlerin başarılı olması için de bankacılık sisteminin kredi line'larını, kredi pozisyonlarını reel sektörün ve bireylerin kullanımını açık tutmaları gerekiyor. Bunun için de belli bir tabii imkan gerekiyor, kaynak gerekiyor. En çok görevi de dünyada da aynı, kamu bankaları veya kamu işlemi. Bizde de hakikaten kamu bankaları ciddi bir mücadele veriyor. Özel sektör bankacılığının kademeli bir şekilde önümüzdeki dönem ilerleyeceğini düşünüyoruz ama kamu bankaları üzerinden konuşuyorsak gerçekten ciddi rakamlarla sahaya indiler. Şimdi o güçlerini korumaları, daha da arttırmaları için desteklerini, belli bir sermaye ihtiyacı da var doğal olarak. İşte varlık fonu tam bu noktada devreye giriyor. İki şey amaçlanıyor. Bir, kullandırılacak olan kaynakların arttırılması, reel sektörün daha da güçlü tutulması. İki, kendi aralarındaki kamu bankalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi. Şimdi varlık fonu Ziraat Bankası'nın tamamına, Halk Bankası'nın çoğunluk hissesine sahip. Vakıf Bank'ın içerisindeki yapı da bu şekilde varlık fonu üzerinden güçleniyor. Bu önemli. Yani biz bu süreçte veya farklı süreçler geliştikçe kamu bankalarını daha etkin kullanabileceğiz kahraman. Kamu bankalarının etkin kullanırken
bir yandan da onları sermaye olarak güçlendireceğiz. Bu sermaye 21 milyar TL'lik rakam da devlet iş borçlanması emanetleri, yani DİPS yoluyla varlık fonunun teminatına halka arz edilecek. Hazine Maliye Bakanlığı tarafından varlık fonunu koordine edecek ve oradan elde edilecek gelir direkt bankaların içine sermaye akışı olarak konacak ve bu sermaye de kamu bankalarının ekonominin desteklenmesi noktasında kullandırılacak. Oldukça önemli, tam zamanda atılmış bir adım olarak düşünüyorum açıkçası. İşsizlik rakamları, Şubat rakamları bir azalma var. Bu tabii paylaşılınca, ortaya çıkınca şu da dendi ya, işte Mart ve Nisan'da siz asıl görün diye bir şey de oldu. Yani böyle bir ya bu hani tepki gösterenler de oldu kendince. Yani çok büyük bir işsizlik beklentisi içinde olanlar da var ama bir azalma var. Sonuçta Mart ve Nisan içinde atılan adımlar da var. Hükümetin bu yolda istihdam noktasında aldığı önlemler de var. Hem önümüzdeki aylarda neler olabilir, hem de Şubat rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi rasyonel bir etki analizi için henüz Şubat rakamları bizim için tam bir referans değil sevgili Kahraman. Tabii oradaki seyre iyi bakmak lazım. Bizim zaten yeni ekonomik program içinde disiplin dengelenmeyi bitirip değişime geçtiğimiz dönemde en muhafazakar tahminimiz işsizlik tarafındaydı. Yani %3, %5 civarında bir büyüme hedefliyorduk. Ama işsizlikte kademeli inişi bekliyorduk. Bu işin doğasında var. Yani birdenbire sizin büyümeniz, bir daralmadan sonra tekrar büyümeye geçmeniz işsizlik tarafına yansıması belli bir zaman alıyor. Şimdi ortada bir de beklenmeyen bir etki var. Yani kimse bu yeni yıla girerken virüsü beklemiyordu. Şimdi virüsle de mücadele ederken oradan gelecek daralmalara karşı da mücadele etmeniz gerekiyor. Bakın işte Amerika Birleşik Devletleri. Yani Cuma günü gelen tarım dışı istihdam datası Amerika'da işlerin ne duruma geldiğini de gösteriyor. Tabii bu kısa vadeli içindir. Orta ve uzun vadede nereye gider bakacağız ama bakın %3,5-4'lere getirmişlerdi işsizliği. Son 50 senenin en düşüğü diye de konuşuyorlardı. Şimdi gelinen noktada 14,5 şu an işsizlik. Yani bir anda ciddi bir sıçrama ve 29-30 buçuğunda karşılaşacak düzeyde rakamlar bunlar. Ne kadar kalıcı olur, Amerika'nın geleceğini belirleyecek. Şimdi en büyük mücadele etmeniz gereken iki konu var. Biri finansal sistemi ayakta tutmak, tamam, ama bir yandan da reel sektörü ayakta tutup işsizliği önlemek, istihdam tarafını korumak. Zaten bu işi bu şekilde yaparsanız bu süreçten güçlü çıkarsınız. Türkiye'de tam bu noktada elinden geleni yapıyor. Ekonomiden sorumlu yönetim, sadece ekonomiden sorumlu yönetim olarak da değil, topyekün kamu Cumhurbaşkanımız önderliğinde, yani bu mücadeleyi veriyor net olarak. Şimdi burada şunu görmek lazım. Bizim asıl belirleyici verilerimiz bizde pandeminin ortaya çıktığı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Şimdi buradaki tabloya bir bakacağız. Çünkü burada devletin de önemli kararları var. Nedir? Bir kere sektörü, özel sektörü İslam tarafında destekleyici tedbirlere, daha önce aldığı tedbirlere devam ediyor. Özellikle asgari ücret üzerinden. Artı yarım çalışmayı teşvik edecek. Yani eleman çıkarımını hem bir dönem yasakladı ama bir yandan da onu teşvik edecek devletin katkısı var. Siz başvuruyorsunuz kuruluşunuz olarak. Elinizdeki bulundurduğunuz elemanlarınızın belli bir dönem yarım maaş üzerinden, yarım çalışma üzerinden maaştan ödeyebilmek için devlet katkısı kullanabiliyorsunuz. Bu en azından şok yememizi, bir Amerika gibi ya da farklı bir ülke gibi direkt şok yememizi engelleyecek bir süre. Fakat yine de orada gelecek rakamlar önemli olacak. Asıl bu 3-4 aydan sonra Temmuz'dan itibaren kademeli geçiş hızlanırsa, normalleşme hızlanırsa oradan gelecek rakamlar da önemli olacak. Özetle konuşmak için henüz erken, rasyonel bir etki analizi için dediğim bu süreçleri takip etmek gerekiyor. Ama en azından Türkiye bu ciddi konuda ciddi bir hasar oluşmaması için elinden gerekeni yapıyor. Onun sonuçlarını da ilerleyen dönemde göreceğiz ve beraberce analiz edeceğiz sevgili Kahraman. Evet, aynen öyle, birazcık daha galiba beklemek lazım. Bu süreç tabii, bir de inşallah bu ikinci dalgadan bahsediliyor, onu da yaşamayız. Yayının başında konuştuğumuz, sizinle de önlemleri, tedbirleri aldığımız aynen takdirde. Cüneyt Baksoy, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, analizleriniz için. Umarım önümüzdeki hafta salı günü tekrar görüşürüz ve daha iyi bir gündemle karşınızda oluruz. Çok sağ olun.
Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, Cüneyt Baksoy'la değerlendirdik. Özellikle ekonomik veriler, rakamlar ortaya çıkan son durumu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'yla şimdi konuşacağız. Bizleri bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Sayın Kartoğlu, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın Kahraman. Evet, ben de ilgili izledim. Biraz bu işin ekonomik boyutu giderek önemli olmaya başladı hem dünyada hem Türkiye'de. Aynen öyle. O bakımdan yani biraz daha sabahki ekonomik yorumlara, yani benden önce Cüneyt Baksoy'a daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Vallahi yani, ama sizin de ekonomiye ilişkin yorumlarınızı seviyoruz Sayın Kartoğlu. Yani bir vatandaş gözüyle de baktığınız için, en azından hani çarşı pazara çıkıp bir vatandaş gözüyle değerlendirme yapmanız da bence önemli. O zaman başlayalım şimdi. AVM'ler, tabii, berberler tamam güzel açıldı ama baktığımız zaman o AVM'lerin önündeki kuyruklara, oluşan manzaraya, bir de bu dünyada ikinci dalga korkusu var şimdi. Almanya'da vakalardaki artış, işte Wuhan'da örneğin yeniden vaka görülmesi, bilmiyorum tabii bunlar ne kadar etkilidir ya da ne kadar tehlikelidir, ama yani dünya genelinde böyle bir korku durumu da var. Bizde de vaka sayıları 1100'lere kadar geriledi. 1000'in altına belki düşecek birkaç gün sonra. Hani buradan geriye dönmeyelim diyorum ama dönebilir miyiz? Yani baktığımız zaman sahiller kalabalık, AVM'lerin önünde kuyruklar. Valla dün akşam o AVM'lerin önündeki kuyrukları, ki biz de bugün manşet yaptık. Ben de şaşırdım doğrusunu istersen, çünkü yani biraz kuyruk şu anlamda beklerim. Hani onların böyle dışlarında bazı mağazalar oluyor. Oraya yönelik ya da içeride kontrollü alındığı için ilk günlerde falan olur diye. Fakat bu kontrol değil. Bu kalabalıktan oldu. Bu ciddi bir problem. Çünkü alışveriş merkezi dediğiniz yer hani böyle bir 50-100 kişiyle falan dolacak bir yer değil. Yani metrekaresinde başına düşen adam sayısının da sayıldığı bir yer değil. Bu kadar yoğunluk, hani ne alabilirsiniz oradan? Örneğin zaten marketler açıkta, bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Ama siz oraya çocuklarını eğlenmeye götüremiyorsunuz artık. Yeme içmeye de gidemiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Tencere, tava, pantolon, gömlek almaya gidiyorsunuz. Ben insanların bu kadar büyük bir ihtiyaç haline aldığını düşünmüyorum. Bu bir psikolojik etken. Rutin alışkanlıklarını tek geri kazanmak istiyor herkes. Normalleşmeden anladığı bu hissiyat çünkü. Belki biraz daha onu hani psikologlar falan bakması lazım o işlere, ama insanlar normalleşmeden anlattıkları şey normal hayatında yaptıklarını yapabiliyor olma hissi. Şimdi bu işte büyüklerin çıkıp bir 4 saat falan serbest dolaşabilmeleri bu hissin bir parçası. Belki AVM'ye gitmek, ama ben AVM'ye gitmenin, yani bizim son 15-20 yıldır tanıştığımız bir şey çünkü bu, ya da tırnak içinde alıştığımız bir şey. Ondan önce hayatımızda çok fazla yoktu. Bu kadar AVM içinde büyümüşçesine etkili olduğunu doğrusu bilmiyordum. Biraz o anlamda bozuldum, tırnak içinde söyleyeyim. Biraz bozuldum. Sağlık Bakanı da bu konuda net bir uyarı yaptı. Ve gerçekten işte 5 gün, 10 gün sonra biz bugünkü rehavetin rakamlarını görebiliriz. Bizim en büyük endişemiz bu. Yani toplumsal olarak da, devlet olarak da en büyük endişemiz bu. Şu anda vaka sayısı hani sıfırlanmadı, 1100'lerde geziyor. Yani her gün 1100'ün üzerinde kişi bu hastalığa, hastalık bulaştığı için hastanelik oluyor. Şimdi bu, bir de bunu hani Türkiye geneline yaymayın, yani 700 küsür milyon kilometre kareye falan, 1000 kilometre kareye yaymayın bunu. Getirin İstanbul'a yarısını verin. 500-600 kişi her gün İstanbul'da, ki %60'lı galiba İstanbul'un oranı toplamın içinde. İstanbul'da her gün 500-600 kişi bu hastalık bu kadar kişiye bulaşıyor. Evinde oturana bulaşmıyor bu. Sokağa çıkan da çıkana bulaşıyor bir şekilde. İşini gücünü ayarlamış ve belli bir rutinle işe giden, iş yerindeki insanların da belli bir rutinde muayene olduğu, herkesin biraz diken üstünde çalıştığı yerlerde bulaşı biraz daha az.
Onları da bir kenara koyun. Nereden gelip nereye gittiği, kimlerle temasta bulunduğu belli olmayan, rutin işlerde çalışanların ki belli, belli olmayan, bir yerde çalışmayan, çalışmadığı halde dışarıda gezen kişiler arasında yayılım hepsinden daha fazla. Alanı daralttığınızda aslında sorunları bulabiliyorsunuz. Böyle olunca haliyle hepimiz endişe ediyoruz. Neden? Çünkü biz şunu bekliyoruz. Dün konuşmuştuk burada, şu ifadeyi kullanmıştım. Bu bir test, bu bir deneme. Biz şimdi yani bu normalleşmeye nasıl başladığımızı göstereceğiz. Bir pazartesi, dün pazartesi, pazartesi bugün salı. Böyle bir 2-3 gün, geçtiğimiz hafta pazartesi salı da çok yoğundu, hatırla, gene konuşmuştuk. Mesela bu haftaki rakamlara bakacağız. Ne kadar yükseliyor? 5 gün 10 gün içerisinde ne kadar bir yükseliş var? Ya da var mı yok mu? Belki ya da geri gidecekti, geri gitmiyor o yüzden. Şimdi bunun için önümüzdeki hafta da bunları kontrol ediyor olacağız ve belki de hani şunu söyleyeyim insanlar, dün bakanın açıklamasının altında işte dünkü o AVM önündeki kalabalıkları falan gördüğünde yani çok endişeli bir tweetti, bilmiyorum belki tamamını okumak lazım şimdi önümde değil ama ben çok endişeli olduğunu hissettim o tweeti görünce. Altındaki yorumlara da baktım, insanlar çok ciddi tepki gösteriyorlar çünkü devlet ülkeye girişi takibi tespitiyle sorumlu, evet, ama bulaşmasını engelleyemez. Yani bulaşması, bu virüsün bulaşması devlet gücüyle engellenemez. Devlet gücüyle tedavi edebilirsiniz. Devlet gücüyle giriş çıkışı yasaklayabilir, yayılımını bir anlamda önleyebilir falan, ama eğer insanlar arasındaki yayılımını bu şekilde dolaşmayı önleyemezsiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Kapatıyoruz kardeşim. Tam bir izolasyon var. Sokağa çıkma yasağı var. O hal ilan ettik. Var bazı ülkelerde. Biz de geçen hafta konuştuk. Eğer bu demokrasi, eğer bu özgürlükler insanların içselleştirdiği bir şeyse, devlet gücüne bu anlamda bizi sınırlandırmak için devlet gücüne ihtiyacımız yoktur. Ve devleti de tırnak içinde söylüyorum, buna alıştırmamak lazım zaten. Siz kendi özgürlüğünüzü ve kendi sınırlarınızı kendiniz belirleyebilir, kendi güvenliğinizi bu anlamda kendiniz alabilir duruma geldiğinizde devlet de size karşı biraz ölçülü olur. Yani bu adam çok sıkmaya gelmez der mesela. Bunlar kendi bilinçlerini sağlamışlar demek. Neyse, o yüzden de biraz tehlikelidir yani her şeyi devlete bırakmak, kısıtlamaları devlete bırakmak. Şimdi öbür taraftan dün önceki gün Hilmi Daşdemir aradı, Optimal Araştırma'nın başkanı. Dedi ki çok enteresan sonuçlar çıktı benim araştırmamdan. Ben de o enteresan sonuçları aldım. Bir kısmını gazetede yayınlandım. Bugün köşemde de bir kısmını yazdım. Şu çok net bir biçimde görüldü. İnsanlar tehdidin aslında farkındalar. %80'nin üzerinde tehdidin farkındalar. Kendi bireysel tedbirlerini alıyorlar. Ama bu tür normalleşme adımları biraz da ya çok evde durdunuz, hadi bakalım biraz dışarıya çıkın izni şeklinde algılanıyor. Ama böyle değil. O yüzden bakanın dünkü tweet'i şöyle bitiyordu. Yine de çıkmak zorunda değilsek çıkmamalıyız. Yani bu bir dışarı çıkın izni değil. Şimdi baştan dedim ya, hani bu programın bir yarısı ekonomi, evet çok önemli. Bugünlerde çok daha da önemli. Evde duran herkes gerektiği kadar ekonomik olarak desteklenemiyor. Bu da doğru. Bütün dünyada bu böyle. Yani insanların sadece yemeye, içmeye, karnını doyurmaya, fatura ödemeye ihtiyacı yok. Onun dışında işverense maaş ödemeye de ihtiyacı var. Eğer borcu varsa borcunu geri ödemeye de ihtiyacı var. Dolayısıyla hani herkes evde otursun, hayatta lay lay lom devam etsin, ekmek elden, su gölden falan, öyle bir dünya, öyle bir Türkiye yok. Bunu anlıyorum. Ama mesela o yüzden hani berberler, kuaförler, bazı mağazalar açılsın. Çok güzel. Ama bunun da hem mağazaların hem berber ve kuaförlerin kendi kontrollerini sürdürebilme yeteneklerini ortaya koymalarını gerektiren bir süreç bu. Ben berbere gidersem bir risk alırım. Evet, kaç kişi gitti? 15 kişi gitti. 15'te bir risk alırım ben. Ama berber 15'te 15 risk alıyor. O yüzden yani biraz
gelir düzeyinin düşmesi ve biraz zora girmekle hayati tehlike altına girmek arasında bence bu tercih yapılmamalı. Yani bu bir tercih sebebi olmamalı. O yüzden bakanın uyarılarını, ki en çok da yine ankete göre, araştırmaya göre en çok da bakanın uyarıları dinleniyor. O da son derece önemli bir şey. Bakanın başarı yüzdesi inanılmaz yüksek. Beğeni yüzdesi inanılmaz yüksek. Bu son derece önemli. Ki hani bırakın Sağlık Bakanı'nın beğeni yüzdesini, kabinede en düşük beğeni yüzdesine sahip olan bakanın beğeni yüzdesi bile birçok partinin liderinden çok daha fazla. Devlete bunu da, güven arttı yani bu süreçte, onu görüyoruz. Tabii kesinlikle öyle. Devlete ve devletin bu süreçleri yürüten isimlerine güven arttı. Ya aslına bakarsan ya şimdi bir takım politik gelişmeleri, bir takım ekonomik gelişmeleri de işte bu tablolar bize izah ediyor. Yani devlete güven niye artıyor? Devlet ne yapıyor? Devlet bir defa çevresel olarak sizi koruyor. Yani ülkenize girişini engellemiş, hasta olursanız sizi tedavi edecek, böyle bir güvence veriyor. Çünkü hasta olanları tedavi ediyor. Yurt dışındaysa alıp getiriyor filan. Ondan sonra sizi başka hastalardan korumaya çalışıyor ve sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Yani sizin için bütün herkesi evine kapatıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Çünkü böyle bir güven hissediyorsunuz. Ve başınız dara girdiğinde, yani güçlü bir yere gitmeniz lazım. Özel hastaneye gidip uğraşamazsınız. Çünkü herkes uğraşıyor. Normal sıradan bir gün değil. Ama biliyorsunuz ki devlet bazı hastaneleri ve bazı hastanelerin bazı bölümlerine ayırmış. Bu hastalık için özel. Siz ayrı bir yerden girip çıkacaksınız ve size orada daha steril bir muamele yapılacak, izole edilebileceksiniz falan falan. Bir de eczanelerde her yerde ve birçok ülkenin, devletinin bile bulamadığı bir takım ilaçları devletiniz almış, zamanda stoklamış ve üretmiş, halen üretmeye devam ediyor ve sizin için hastanede tedarik ediyor bunu. Bu müthiş bir güven beklentisi zaten. Bu beklenti biraz karşılaştığında insanlar otomatik olarak güven tazeliyorlar hükümetlerine, devletlerine. Şimdi ben o araştırmada, Optimal araştırmasına baktım. Beğeni oranları önemli ölçüde Türkiye'deki iç siyaseti yansıtıyor. Yani orada artık ağzınızda kuş tutsanız muhalefet seçmenine, ki hasta falan da değilse, bir tedavi almadıysa filan, kendinizi çok fazla beğendiremezsiniz. Buna ezbere cevap veriyorlar. Bu net yani. Yok mu iktidar partisi tarafından devlete, devleti yöneten partiye peşin bir güven? Ya bizimkiler zaten iyi yaparlar filan. Var, tabii ki var. Fakat oradaki oran %15, öbür taraftaki oran yaklaşık %30 civarında filan. Şimdi bu, bir defa bunu bir yere koyalım. Fakat kalan kısmındaki oynamalara bakalım. Kalan kısmındaki oynamalar tam bahsettiğin, aslında diyor ki mesela filan partiye oy verir misin? İşte AK Parti'ye oy verir misin diyor. %45'lere falan gelmiş. Bu çok yüksek bir rakam. Bir Cumhur İttifakı olarak da saymıyorum. Onu eklediğinizde %50'nin üstüne çıkıyor. Bayağı da üstüne çıkıyor. Fakat öbür taraftan bakıyorsunuz, bakanların ve işte devletin bu işi becerip beceremediği, pandemi ya salgın sürecinde devletin işini, hükümetin başarılı olup olmadığına yönelik tespitler çok daha yüksek. Yani evet, tamam, iyi işler yapıyor olabilir ama gene oy vermem. Son derece normal. Böyle baktığınız zaman devlete, hükümete, hükümet üyelerine, Cumhurbaşkanı'na, bu işe, yani toplam liderlik, liderliğin de bir karşılığı var. Orada da destek, beğeni oranları çok yükselmiş. Şimdi böyle baktığınız zaman muhalefetin yurt dışından getirilen kişilerin, işte bakanın akrabası falan, orada bile torpil imasında bulunması ya da suçlamasında bulunması, onu itibarsızlaştırması, sağlık toplam onun üzerinden sağlık sistemini itibarsızlaştırması, işte hastanelere hasta garantisi verilmişti ya, şimdi onlar tamamlanıyor falan gibi komplo teorileri, arkasından maske dağıtılmadı falan diye bağırış çağrışlar. Ben evet, maske dağıtımında sorun yaşandı, bu doğru, ama maske dağıtımında sorun yaşandığı için memleket büyük bir felakete gitti, yanlış. Böyle bir dünya, böyle bir ülke yok gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ve o dağıtımı da hatalı ya da
merkeze dağıtımın doğru olmadığı anlaşıldı. Şimdi 1 TL'ye 2 TL'ye girdiğinizde alabileceğiniz hale getirildi ki belki baştan yapılması gerekiyordu ama bize bu salgın birçok şeyi nasıl yapacağımızı öğretiyor. Bütün dünyada bırakın maske dağıtmayı, maske bulunmuyor. Türkiye dünyaya maske veriyor, şey yapıyor, yardımı yapıyor. Dolayısıyla bu ama ne oluyor mesela iktidar partinizin işinin gücünün arasında bir sürü şey yaptık ettik yaptık ettik maskeye cevap verme pozisyonu yok. Ama muhalefet partilerinin yatıp kalkıp maske demek gibi bir lüksü var. Bunun da bir karşılığı var ve etki yapıyor. Yani insanların üzerinde etki yapıyor. Şimdi bunların nedenini sonra dönelim. Bu arada sadece hastalık tedavi edilmiyor. Bu tedavi esnasında alınan tedbirler nedeniyle zora giren, dükkanını kapatan, üretimi azalan, müşterisi azalan minibüsçü 25 kişi alıyordu. Şimdi alıyor 14 kişi. 12 kişi. Ne yapacağız? Şimdi iki katı para almasına izin vermiyorsunuz. Vatandaşa da iki katı bedel ödetmiyorsunuz. Ama müşterisi yarı yarıya düşüyor. Ama aynı yakıtı yakıyor. Aynı şoförü çalıştırıyor, aynı maaş ödüyor. Dolayısıyla herkes bir fedakarlık yapıyor mu? Evet yapıyor. Şimdi böyle baktığınız zaman bu insanlara yönelik ekonomik koruma tedbirleri bu tedavi sürecinin bir parçası mı? Evet bir parçası. Yani koronavirüsle mücadele sürecinin bir parçası. Evet. Şimdi bakıyorsunuz bir yandan içeride hiç muhalefetiniz buna yönelik itibarsızlaştırma faaliyeti yürütüyor. Çok doğrudan. Konuyu değiştiriyor, darbe iması yapıyor. Sonra işte ne dedi Kemal Bey dün? Darbe iması hep biz iktidara yakın olduğumuz zamanlarda yapılır. İyi de ben yapmadım ki. Sizin adamlarınız yaptı. Ben buna tepki verdiğim zaman konuyu ben mi açmış oluyorum? Bunlar aslında küçük siyasi tuzaklar. Bence iktidar partisinin, bu AK Parti'nin bu tuzaklara düşmemesi lazım. Cevapsız bırakmamak ayrı bir şeydir. Ama o gündeme kapılmak, kendi oluşturduğum bu büyük bir başarı gündemini terk etmek demek, onun açtığı havuza girmek demek. Kendi okyanusundan çıkıp muhalefetin açtığı küçük havuza girmek demektir ki bu akıllı bir iş de olmaz. Evet. O bakımdan bütün bunlar işte Türk lirasına yönelik saldırı operasyon. İnsanlar bu arada hastalıktan değil ya dolar 7 lirayı mı geçmiş bunu konuşuyorlar bir süredir. İşte bunu kim sağlıyor? Bunu ben açığa Türk lirası satıp dolar talebini yükselterek doların fiyatını yükselteyim dedikten sonra dönüp o parayı ödeyecek Türk lirası bulamayan şirketlere bakalım. Peki bunu neden yani Gambiya parasına yapmıyor da Türkiye parasına yapıyor? Çok daha kolay yapabilir değil mi bu tür ülkelerde? Maksat birilerini cebinden para çalmaksa ve uluslararası finans sisteminde de bunu yapabilecek açıklar varsa, yani götürüp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne veremiyorsanız bunu yapanı mesela. Neden Türkiye yapıyor? Çünkü bu o işbirliğinin bir parçası. Tıpkı Rand Corporation'ın raporunda Türkiye'deki demokratik güçlerle birlikte çalışmalı Amerika Birleşik Devletleri denildiği gibi. Uluslararası finansın bir kısmı da operasyonel bir kısmı da Türkiye'de tırnak içinde demokratik güçler dediği ki öyle demek zorunda. Suriye'de nasıl PKK-PYD'ye Suriye demokratik güçleri diyor. Türkiye'de de demokratik güçler adını koyarak ona biz bir siyasi tercih yapıp muhalefet partileriyle, işimize gelen partilerle, sevdiğimiz partilerle, makbul partilerle çalışmak istiyoruz diyemeyeceği için ona karizmatik bir isim bulmak zorunda. Ki Amerikalılar biliyorsun isim bulma konusunda çok mahirdir. PYD'ye Demokratik Suriye Güçleri ismini de o bulmuştu. Onlar bulmuştu. Bunlar bir isim buluyorlar. Ondan sonra bunlarla çalışıyorlar. Oradaki demokratik muhalefet dediği çalışma burada da finansal anlamda bir başka ayağı Türkiye'de tırnak içinde demokratik muhalefeti yani AK Parti karşıtı güçleri güçlendirmeye yönelik bir operasyon. Ve ona karşılık daha önce verilen tepkinin bir benzeri verildi. Ne oldu? Bana da çok sorun oldu. Ne oldu? Nereye gidiyor filan? Dedim arkadaşlar biz onu da söylüyorum hep arayanlara. Sabahleyin benden önce
ekonomi konuşuluyor, orayı dinleyin. Oradaki arkadaşlarımız da bu konularda son derece yetkindir. Yani Sadiye, Hakan, Gülda, Cüneyt, yani bütün o, yani hem mikro piyasanın hem makro piyasanın hem de işin matematiksel tarafının, yani grafikler, beklentiler, bir şeyin nereden gelip nereye gidebileceğine dair öngörüler, mevcut benden önce konuşanlar da, asıl siz onları dinleyin. Ben bir şey biliyorsam benden önce konuşanları dinlediğim için biliyorum diyorum. Şimdi o öyle bir beklenti vardı. Ben dedim valla bir ay öncesine, iki ay öncesine, işte iki üç ay öncesine bakın. Geçen yılın Ağustos'un, önceki yılın Ağustos'una bakın. Bu ülke neyle karşılaştı? Sonra nasıl muamele etti, mücadele etti? Ve sonra dolar, döviz nereye indi? Bir ona bakın. Ona göre kararınızı verin. Ve ondan sonra 2.25'ti o gün. Patır patır geriye gelmeye başladı. Bence tekrar 7'nin altını, 7.25 özür dilerim. Bence tekrar 7'nin altını görecek. Vallahi çünkü biz konuşmaya başladığımızda 7 lira 5 kuruştu. Şu an 7 lira 2 kuruşlara kadar da geldi. 7 lira 1 kuruşu biraz, da gördük. Biraz daha konuşursak düşüreceğiz galiba. Doğru. Şimdi hani bu yarını beklemeyecek. Neden bu böyle? Çünkü hani şunu biliyorsunuz siz. Bu bir lisede bir öğrenci numarası vardır. Biraz tebeşir tozu yersiniz, ateşiniz yükselir ve okuldan yırtarsınız. Şimdi bu bir örnek vermiş oldum. Nasıl olsa okul yok, rahat konuşalım. Tebeşir de kalmadı artık. Şimdi belki, evet, akıllı tahtalar geldi, tebeşir de kullanılmıyor. Şimdi ben de onu unutmuştum. Evde çocuklar ders çalışıyorlar. Bir tane de küçük çocuğum var. Dedim ki bunu kardeşinizden uzak tutun. Tebeşirleri tahtanın altında bırakmayın. Küçük bir kara tahtaları var. Orada bırakmayın. Kemirirse eğer dedim onun ateşi yükselir. Sonra hatırladım ya böyle bir numara vardı diye. Şimdi böyle hastaneye giderseniz bir de ağır bir grip oldunuz ya da ne bileyim koronavirüs bulaştı, Allah korusun. Öyle de bir hastaneye gidersiniz. Bir tanesine doktor ne yaptın? Tebeşir, tamam da tebeşir, yani şuraya git biraz serin su iç. Yarım saat sonra bir daha konuşalım. Ona bakan herkes ne yapıyor? Tebeşir, tamam yarım saat sonra bunun ateşi düşecek. Bunu herkes bilir. Doların ateşi de biraz böyle. Tebeşir tozu yedirildiği için erken çıkıyor. Aman hasta oldum diyorsunuz ama kendinizde bir hastalık yoksa eğer o ateş yarım saat sonra düşmeye başlıyor. Şimdi doların ateşi de o yüzden düşüyor. Çünkü bizdeki hastalık, bilmediğimiz bir hastalığımız yok bizim. Ekonomimizde hastalık yok mu? Tabii ki var. Başından beri bu ülkede üretim sıkıntısı vardır. Çünkü üretim ekonomisi 1940'lardan itibaren terk edilmiştir. Avrupalılar, Amerika Avrupa'ya yerleşmek kararını aldığı andan itibaren kendi kontrolünün dışında bir ülkenin olmasına izin vermemeye başlamıştır. Son derece net. Savaştan sonra 1945, özellikle 1955-57'lerdeki o 2-3 yıllık süreç, Almanya'nın yeniden kurgulanması ve evet, çevresine de aynı NATO mantığıyla olan kurgulanmalar, Türkiye'nin üretim yapmamasını, kendi olmamasını gerektiriyordu. Ve böyle bırakıldı. Güçlenmeyeceksiniz. Ne askeri olarak, ne ekonomik olarak, ne de toplumsal olarak. O yüzden toplumsal yapılar 8'e 10'a 20'ye 30'a bölündü. Biraz toparlanma olduğunda, biraz bu bölümede kaynaklanan kavgalar büyüdüğünde daha beteri geliyordu darbe. Evet. Ve böylece çalkantılı bir ülke olmaya devam ediyordunuz. Ne üreteceksiniz? Hiçbir şey üretemiyordunuz doğal olarak. Tencere tavanın dışında. Şimdi o yüzden Türkiye yeniden üretime geçti. Asıl kavga budur. O yüzden bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu bırakmamamız gerekiyor. Bunu bırakmazken bizim önümüzde evet bir kriz ama aynı zamanda fırsat olarak bu salgın geldi. Bu salgınla mücadele her bakımdan Türkiye'nin yeni pozisyonunun altını çizecek, netleştirecek bir fırsattır bir anlamda. Evet. Bu fırsatı da tepmememiz lazım. Bence bu fırsatı ortadan kaldırmak için, aman buradan Türkiye bir çıkış yakalayamasın diye, hem itibarsızlaştırma hem de bu saldırılar geliyor. Bunun lamucumu yok ama su uyuyor, düşman uyumuyor. Evet. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa Türkiye'nin Akdeniz ve Libya konusundaki çabalarına sert tepki gösteriyor. Kartol süreyi de doldurduk ama bu arada. Ama her şeyi konuşmaya çalışıyorum.
Şimdi yanlış bir şey söyledim galiba. Benden önce konuşanlar ekonomi konuşuyor. Daha çok konuşsunlar dedim. Bunu sözümü geri alıyorum. Yarın detaylı ele alalım o zaman. Yarın konuşalım detaylı bu konuyu. Detaylı ele alalım ama ben insanlara, ben izleyicilere bir şey hatırlatmak istiyorum. Sarkozy'nin Libya'da Kaddafi'den zamanında beslenmesi neyse, bugün de aynı şeyi Macron yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden beslenerek parayı alıyor ve parayla olan bir işbirliği ilişkisi vardır aralarında. Bu insanlar buna bir dikkat etsinler. Buna yarın ayrıca konuşalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu'na. Ben teşekkür ederim. Analiz sentezi noktalıyoruz.